Oğul. Oğul. Ay oğul. 9 ay karnımda taşıdığım oğul. 10 ay değende doğurduğum oğul. Dolaması altın beşiklerde. Ak sütümü emzirdiğim oğul. Senin yüreğin ana yüreğidir. Söyleyeceğim hiçbir kelam senin ana yüreğinin derdine deva olmaz. Lakin bana inanasın. Gündüzümü sağ salim kurtarıp sana getireceğim. Bu acı ninelerin son bulacak. Gündüzüm. Merhametimiz nasıl maraz doğurdu görür müsün Ertuğrul? Sana da mahcup. Evladımıza ben de sahip çıkamadım. Halime. Senin hiçbir suçun yoktur. Her şerde bir hayır vardır. Bizim merhametimiz derya gibidir. Düşman bir damla çirkef damlattı diye o deryadan vazgeçmeyiz. Varsın merhametimiz bize, maraz olup dönsün. Bizden de intikam olup geri döner. İnşallah Alper'in bulduğu izler Kırcan'ın izleridir. Dua edesin aslanım. Selametle gidesin Turgut. Kırca'yı da sağ salim bulup obaya dönesiniz inşallah. İnşallah. Oğuz, sen burada kalıp obaya göz kulak olasın. Emin olur Turgut Alpbaşım. Turgut nihayet obadan ayrıldı beyim. Yanında çok az alp var. Sancar beyim onun işini kolayca bitirecektir. Turgut'un işi bitince Aslan'la Alper'in de eli kolu bağlanacak. Bizim de işimiz kolaylaşacak. Şimdi tayakkuz halinde olup Sancar'dan gelecek müjdeli haberi bekleyeceğiz.
Yemek yemezsen büyüyünce güçlü bir savaşçı olamazsın. Savaşçı olmam için sizin yemeklerinize ihtiyacım yok. Anamın yemekleriyle alp oldum ben zaten. Sen buradan çıkmak istiyor musun? O zaman güçlü kalman lazım. Güçlü kalmak için de yemek yemelisin. Güçlü kalacağım. O düşmanı nasıl kör ettiysem hain de arıyorsa da hesap soracak. Elbette soracaksın. Biz ona merhamet ettik. Ama o bize ihanet etti. Ben de ona merhamet etmeyeceğim. Ama merhamet yine de iyi bir şeydir Gündüz. Bizi insan yapan tek şeydir. Sen merhametli misin? Evet, elbette. O vakit bırak beni gideyim. Senin çok güçlü bir baban var Gündüz. O gelip alır seni. Hadi şimdi çorbanı iç. Güçlü kal ki baban geldiğinde seni güçlü bulsun. Güven bana. Efendim? O da nedir? Afyon efendim, ağrılarınızı hafifletecektir. Böyle bir zamanda kendimi uyuşturmamı nasıl beklersin ahmak herif? Canınızın çok yandığını biliyorum efendim. Ancak bu alacağınız kararları da etki edecektir. Bu yüzden acılarınızı dindirmemiz lazım. Hiçbir şey Türklerin topraklarımızda olması kadar canımı yakamaz. Şimdi defol git buradan. Ertuğrul Bey, sizi beklemiyorduk. Tekfur Ares'e geldiğimi haber edin. Ona diyeceklerim var. Asker, Tekfur Ares'e Ertuğrul Bey'in geldiğini haber ver. Çabuk! Efendim, Ertuğrul Bey geldi. Atları yanında mı? Sadece birkaçı. Odamı al. Emredersiniz efendim. Ayağıma geldin. Ayağıma geldin Ertuğrul. Hesap sormaya gelmiş olabilir. Belki de. Ya da benden yardım istemeye gelmiştir. Turgut Alp'in hayatını kurtardığım gibi şimdi de oğlu Gündüz'ün hayatını kurtarmamı istiyordur. Doğru. Arkamızda hiç iz bırakmadık. Çocuğun sizde olduğunu bilme ihtimali imkansız. Evet. Ama tahmin ediyordur. Yine bize oyun oynayacak. Peki ne yapacaksın? Ben de aynısını yapacağım. İkimizden birinin kellesi gidene kadar bu oyun devam edecek. Titan. Sen de gel. Bir köşede saklan. Konuşmaları dinle. Buyurun Ertuğrul Bey.
Alplerimizi haberdar ettin mi Kaya Tekin? Ettim beyim. Birazdan hepsini yoklayıp baskını hazır halde yerleştireceğim. Siz ne yaptınız? Alplerle konuştunuz mu? Konuştuk beyim. Müsterih olasın. Harekete geçtiğimizde bazı Alpler saf değiştirip bizden yana olacak. İyi, iyi. Turgut obadan çıktı. Sancar birazdan onun işini bitirecek. Unutmayın. Obada tek damla kan dökülmeyecek. Aslıhan'la Turgut hariç kimsenin canına zarar gelsin istemem. Tedbirinizi ona göre alın. Emredersiniz beyim. Bu hadiseden sonra Ertuğrul Bey üstümüze gelecektir. O vakit ne yapacağız beyim? Merak etmeyin. Ertuğrul istese de istemese de benim beyliğimi kabul edecek. Zaten Aslan'la Turgut'un işi bittikten sonra sıra Ertuğrul'un kellesini almaya gelecek. İzler bu yöne gider. Haydi Aper. Turgut Alp tuzağımıza düştü. İzleri takip ediyor. Unutmayın, bu ölüm kalım cengidir. Çavdarların birliği ve dirliği için Turgut'un ölmesi lazımdır. Onun kellesini almayı bana bırakın. Siz buradan gidin. Anlaşıldı beyim. Siz de şuradan. Siz benimle gelin. Anlaşıldı beyim. Bakalım bu defa seni elimden kim kurtaracak Turgut Alp? Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük Tekfurales. Gözüne ne oldu? Talihsiz bir kaza. Düşmanını tanıyan her vakit büyük kahraman olur evlat. Onu zayıf yerinden vuracaksın. Aynı Basad'ın tepe gözü gözünden vurması gibi. Geçmiş olsun. Buyur gel şöyle oturalım. Geleceğini bilmiyordum. Ziyaretini neye borçluyum? Oğlum Gündüz. Obadan kaçırıldı. Oğlun mu kaçırıldı? Hem de obadan. Böyle bir şey kim cesaret eder Ertuğrul Bey? Darius adında Rum bir tüccar. Eşkıyalar onu yaralamış. Biz de merhamet gösterip yaralarını iyileştirdik. Konuk ettik. Sonra da oğlumu kaçırıp gitti. Demek Rum bir tüccara. Bunu duyduğuma çok üzüldüm Ertuğrul Bey. Ama dediğin gibi ise muhtemelen köle pazarında satmak için kaçırmıştır. Ne için kaçırdığı umurumda değil Ares. Lakin bir an evvel oğlum Gündüz'ü kurtarmam icap eder.
Bilirsin. Sana bir minnet borcum var. Turgut Alp'le Aslan Hatun'un canı için. Mühim değil Ertuğrul Bey. Netice itibariyle beraber iş yapan insanlarız. Bu konuda da sana sonuna kadar yardımcı olacağımı bilmeni isterim. Ben de bunu bildiğim için sana geldim Ares. Sen Rum tüccarları iyi bilirsin. Nereye giderler? Ne yaparlar? Bu konuda en çok malumatı olan kişi sensin. Sana memnuniyetle yardımcı olacağım Ertuğrul Bey. Asker! Adamlarını etrafa sal. Ulaşabildiğin tüm Rum tüccarları sorgula. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz kimin elindeyse derhal bana getirsin. Yoksa söyle onları teker teker kellelerini alacağım. Emrederiz efendim. Destur var mıdır Aslan Hatun? Gel Oğuz. Hayırlı bir haber mi vardır Oğuz? Haberler hiç hayırlı değildir Aslan Hatun. Diyesin hele. Ne oldu? Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz kaçırılmış. Kim? Kim yapar bunu? Nasıl olur? Yaralı olduğu için obaya aldıkları bir Rum tüccar. Ertuğrul Bey peşine düşmüş. Felaket üstüne felaket. Allah'ım sen bizi muhafaza eyle. Oğuz, derhal beyleri buraya çağırırsın. Emredersin Aslan Hatun. Kapı! Alpler, atlarınızı bağlayın. Hava neden bozdu? Hayırdır inşallah. Temkinli olun. Atlarının ölmesini istemiyorsan teslim ol Turgut Al. Sizde zerre kadar mertlik olsa yüzünüzü açar er gibi karşıma çıkardınız. Kırca nerede? Oh!
İçin içini kemirir beyim. Hele bir otursan. Oturmanın vakti değildir. Sancar'dan haber gelir gelmez harekete geçeceğiz. Sen zırhımla pusatımı hazırlaya dur. Hazırdır beyim. Bir tur var mıdır beyim? Gelesin hele. Beyim. Alplerimizin hepsi hazır. Sen ne vakit emir verirsen dört koldan saracağız obayı. Hele Turgut'un geberdiği haberi bir gelsin. Hadi Sancar. Hadi. Şu Turgut'un kellesini aldığının haberini mi getirirsin? Bizzat kellesini mi getirirsin? Ne yaparsan yap, bir an evvel gel. Gel ki şu otağı alalım gayrı. İyi misin kardeş? İyiyim Turgut Paşa. Tez obaya varmamız gerek. Çakallar baskın vermiş olabilir. Haydi. Sen beni bırak. Yetiş Turgut Paşa. Olmaz kardeş. Anca beraber, kanca beraber. Haydi. Dediğim gibi Ertuğrul Bey, sana bu meselede sonuna kadar yardımcı olacağım. Umarım oğlun Gündüz'ü başına bir şey gelmeden buluruz. Sana güvenmekte yanılmamışım Aras. Bu benim için onurdur Ertuğrul Bey. Ancak ben de bu güveni pekiştirmek isterim. Sulh ve dostlukta samimiyet göstermemiz gerektiğini düşünürüm. Nasıl olacak bu? Ticaretle. Yani? Hanlı pazar üzerinden ortaklığımızı geliştirerek. Ne düşünürsün bilmek isterim Aras. Bak Ertuğrul Bey. Nikea'dan mahir bir tüccar getirdim. Adı Niko. Onun sayesinde Venedikli ve Rum tüccarlar pazara akın edecek. İkimiz de daha çok kazanacağız. Ama bunu yapabilmem için pazarda bana bazı ayrıcalıklar vermen lazım. Ki senin için yaptıklarından sonra bunu bana çok görmeyeceğini düşünürüm. Eyvallah. Dediklerim makuldür. Lakin evvela Gündüz'ü bulmam icap eder. Sonrasında bu konuyu etraflıca konuşuruz. O halde gitmeden seni tüccar Niko ile tanıştırayım. Niko'yu çağırın. Hayrolsun inşallah Aslan Hatun. Bizi toplamanızın sebebi nedir? Beylerim, alplerim. Kırca'nın kaybolmasından sonra obada tedbir aldığımız hepinizin malumudur. İmdi bu tedbirleri daha da arttırmamız icap eder. Sizi bu sebeple topladım. Neden tedbirleri arttırırız Aslan Hatun? Kayı Obası'ndan haber geldi. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz kaçırılmıştır. Nasıl olur bu? Kim yapar bu? Sahabeden kimdeyiz? Nasıl bu öyle saçmalık? Ertuğrul Bey'in oğlunu kaçırmaya cüret edenler her şeyi yaparlar. Bundan ötürü biz evvela kendi tedbirimizi alacağız. Sonra kardeşlerimiz kayılarla omuz omuza vereceğiz. Aslan Hatun doğru. Alpler, nöbetçiler iki misline çıkarılsın. Oba içinde ikişerli devriye atılsın. Emredersin Aslan Hatun. Beylerim, siz de tedbiri elden kolmayasınız. Hepimizin üstüne büyük bir oyun oynanmaktadır. Düşmanlar kudurmuş sel gibi üstümüze gelmekte.
birbirimize omuz verip bent gibi durmazsak bu sel hepimizi yutup götürür. Destur var mıdır beyim? Gelesin hele. Sancar'dan haber mi var? Yok beyim. Henüz haber yok. Lakin başka bir hadise vardır. Nedir? Aslan Hatun. Obadaki tedbirleri iki misli arttırdı. Beyleri, alpleri toplayıp talimatlar verdi. Allah Allah. Baskın yapacağımdan mı şüphelendi hocam? Ah Sancar. Alamadın şu Turgut itinin kellesini. Mühim bir havadis daha vardır beyim. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz. Obadan kaçırılmış. Sen ne dersin Kaya Tekin? Ertuğrul'un oğlu. Hem de obadan. Kim kaçırmış peki? Bilmiyoruz beyim. Aslan Hatun. Belli ki tedbirleri bu yüzden arttırdı. Oğlu kaçırıldığına göre Ertuğrul'un başı dumanlı olacak. Bir de Turgut İdi'nin kellesi alınınca vakit bizim lehimize. Hadi Sancar, hadi. Hadi. Ah Niko. Ertuğrul Bey ile tanış. Selçuklu Devleti'nin en şanlı uç beyi ve aynı zamanda da Hanlı Pazar'ın sahibi. Umarım Hanlı Pazar üzerinden beraber çalışacağız. Memnun oldum Ertuğrul Bey. Eyvallah Niko. Tekfur Ares'in dediği gibi. Umarım Hanlı Pazar'da birlikte çalışırız. Emin olun Ertuğrul Bey. Bu işten çok karlı çıkacaksınız. Hele bakalım vakit ne gösterecek Niko. Vakti geldiğinde mevzuyu tekrar istişare ederiz. Şimdilik bana müsaade Tekfur Ares. Bu konuyla ilgili senden haber bekleyeceğim Ertuğrul Bey. Ben de Gündüz'le ilgili haberlerini bekliyor olacağım. Ertuğrul Bey. Sizi tanımaktan onur duydum. Sen de çalışmaya başla Niko. İşin zor tarafını ben hallettim. Gerisini de senin marifetinle halledeceğiz. Hazırlıklarını ona göre yap. Emredersiniz. Seninle düpedüz oyun oynuyor. Biliyorum Titan. Ama bu oyun tek taraflı değil. Ben de onunla bir oyun oynuyorum. Ve sonunda kazanan ben olacağım. Vakte kadar bir haber gelmedi. Acep başına bir iş gelmiş olmasın beyim. Hatun.
Ağzını hayra aç. Destur var mıdır beyim? Gel hele Kayatekin. Beyim. Turgut. Turgut obaya doğru gelmekte. Aman Allah'ım. Sen ne dersin be? Sancağı. Sen burada bekliyorsun. Arkadaşlarımıza. Kim yaptı bunu Turgut Alpbaşım? Çakallar pusuya yatmış. Yüzleri kapalıydı. Lakin hepsi cezasını buldu. Kardeşimizi şifa çadırına götürün. Tekin. Buyur beyim. Doğru sancarın yanına gidesin. Ahvali nasıldır öğrenesin. Emrin olur beyim. Turgut. Turgut. Eğer oğluma bir şey yaptıysan andolsun. Andolsun bu otağı başına yıkacağım. Ahalinin önünde kelleni alacağım. Ne oldu Turgut? Alpler nerede? Tuzağa düştük. Aman yarabbi. Kim? Kim tuzağa düşürdü sizi? Bilmiyorum. Eşkıya akılındaydılar. Yüzleri kapalıydı. Önce Kırca, sonra bu tuzak. Allah aşkına ne olur böyle Turgut? Bu tuzağı her kim kurduysa... benim oraya gideceğimi bilerek kurdu. Bahadır'dan şüphe ederim. Bunu yapan Bahadır Bey olmayabilir. Bugün Kayı Obası'ndan haber geldi. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz. Ne olmuş Gündüz'e? Gündüz'ü kaçırmışlar. Kim? Kim nasıl kaçırmış Gündüz'ü? Benim aklıma tek bir kişi gelir. Tekfur Ares. Size tuzak kuran da Tekfur Ares olabilir. İstersen Ertuğrul Bey'in yanına git. Onu yalnız konma. Aklın da burada kalmasın. Ben tedbirleri daha da arttırdım. Bir aksilik olmaz evvelallah. İçim içimi yemektedir. Lakin... burada da tehlike vardır. Ben de bırakıp gidersem...
yokluğumdan istifade ederler. Burada kalmam daha münasimdir. Ertuğrul Bey'im, Gündüz'ü ben sizde kurtaracaktır inşallah. İnşallah. Gündüz kalede sağ salimdir. Tez vakitte nerede olduğunu öğreneceğim. Beni boş dükkanda bekleyesin Ertuğrul Bey. Neresi? Seni götüreyim bey. Şimdi değil. Evvela kaleden çıktığımızı düşünmeliler. Ondan sonra kılık değiştirip tekrar gireceğiz. De haydi. Benim yiğit oğlum, şahbaz atlara binip ava gidecekti. Dört nala at sürüp kaza edecekti. Gene gidecek Halim Hatun. Sen içini ferah tut. Dokunduğun yere, bastığın her karış toprağa kurban olayım. Her yerde Gündüz'ümden iz vardır Hafsa. Nereye bakarsam onu görürüm. Bu acı yiyip bitirir beni. Halim Hatun, ne olur sabırlı ol. Göreceksin. Ertuğrul Bey oğlunu almadan dönmeyecek. İnşallah. İnşallah Hafsa.